güzel ya da çirkin. Her obje bünyesinde bazı objektif değerlere sahiptir. Değil mi? Öyle değil de böyle. Böyle değil de şöyle. Çaydanlık da, şişe de, o silindir de, gizem de, o tava da, şu tavan da, her neyse bünyesinde ne taşır arkadaşlar? Bir takım objektif değerler taşır. Bir takım objektif değerler olmaksızın güzel ya da çirkinden söz etmemize olanak yoktur. Yani bu ne demektir açıktan açığa? Nesnelerin bir biçimi vardır ve bu biçimleri de onların güzelliklerini belirler ya da çirkinliklerini belirler. Demek ki güzelliğin belirlenmesinde biçim önemli. Pamuk prensesi güzel, cadıyı ise çirkin olarak nitelememiz boşuna değildir. Bak, değil mi? Neden pamuk prensese güzel, cadıya ise çirkin deriz? Değil mi? Bir gözünüzün önüne getirin. Pembe pembe yanaklar, kiraz gibi dudaklar, fındık gibi bir burun, kukuletalar, çarşıklar, cıngıllı elbiseler, renkli elbiseler. Şimdi görünümü, biçimi, ifadesiyle pamuk prenses bizde hoş duygular, mutluluk verici duygular uyandırır. Çok biçimi, karakter olarak. Evet, karakter olarak. Al üstüne, pamuk ya, pamuk prenses. Pamuk. Evet, tabii. Ama cadı dediğiniz zaman daha adıyla da müsemma, cadı sözcüğü bile pamuk prensesle çelişiyor. Değil mi? Onun burnundaki burnun uzunluğu imgesel bir varlık olsa bile. Efendim külahı, giysisindeki siyahlık, koyuluk, bakışlarındaki çökmüş ve hain ifadeler, değil mi? Sahip oldukları objektif niteliklerdir ki onları güzel ya da çirkinin tıksali haline getirmiştir. O niteliklere sahip olmasalar biz ona ne güzel ne de öbürüne çirkin demeyiz. Onların sahip olduğu bir şey var. O onlara öyle söyletiyor. Bir insanın, bir olayın ya da bir mesleğinin güzelliğinden söz ettiğimiz zaman kuşkusuz onun hem biçimsel hem içeriksel olarak sahip olduğu objektif niteliklerden bahsetmiş oluruz. Örneğin güzel bir çocuk nitelemesinde bizim biçim ve oranların sağlamlığı kadar aynı zamanda saflık, temizlik, masumiyet gibi içeriksel nitelikler de dile gelir. Bak, bir çocuğu güzel buluyoruz. Cici buluyoruz ya da. Güzel bir at dediğimiz zaman sadece başı, boynu, bacakları ve görünümündeki biçimsel çarpıcılığı değil. Canlılık, hareketlilik, asalet gibi İçeriksel nitelikleri de dile getiririz. Bir atı güzel buluruz biz. Bir katırdan daha çok. Bir eşekten daha çok. Atın duruşu ne? Atı asil buluruz. Atı kendinize daha yakın buluruz bu anlamda. At gibi kız dersin mesela. Eşek gibi kız demezsin yani. Değil mi? Aslan gibi adam dersin. Arabaya kız gibi bir bayram, şimdi burada şunu vurguluyoruz. Özellikle bu örnekleri vermemin sebebi arkadaşlar, hem biçim hem içerik. Hem biçimde bir şey buluyoruz, hem içerikte buluyoruz. Sadece biçimde, sadece içerikte bulduğumuz zaman da gene gerçekleşmiyor güzel. Güzel deyimi gerçekleşmiyor. Mesela bir bayram yerinin güzelliğinden bahsettiğimiz zaman sadece yeni ve temiz kıyafetleri içinde eğlenen insanları anlatmış olmayız. Ben bunu çocukluğumu düşünerek yazdım. Aynı zamanda oradaki mutluluk, iyi niyet, kardeşlik ve barış gibi nitelikleri de dile getirmiş oluruz. Bir bayram yerine gidersin, orayı çok güzel bulursun. Bu örneklere dikkat ederseniz, kimisi olay, kimisi nesne, kimisi doğaya ait, kimisi sanat yapıtı. Bu örnekleri de ben öyle organize ettim. Yani sadece sanat yapıtından değil, bir yaşantımızı da biz güzel olarak diyebiliriz. Gece ne güzel bir gece diyebiliyorsun. Gece. Değil mi? Güzel bir gece diyebiliyorsun. Yani. O yüzden farklı olaylara gönderme yaptım. Bir nesnenin güzelliğinden bahsettiğimiz zaman da durum değişmez. Onun biçimsel nitelikleri olduğu kadar onu ortaya çıkartan yaratıcı ve buluşçu zekayı da güzel bulduğumuzu dile getirmiş oluruz. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere güzellik dediğimiz şey ancak biçim ve içeriğin objektif niteliklerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Biçim ve içeriğin
objektif niteliklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Güzelin objektif nitelikleri 1. İçeriksel nitelikler 2. Dışsal biçimsel nitelikte olmak üzere 2 başlık altında incelenmektedir. Şimdi güzel olanı alımlarken ve güzel olanı yaratırken etkili olan bu objektif nitelikleri daha yakından görebiliriz demişiz. Bakalım şimdi buraya. Kısa bir yazı çoğunluğu değil. Tahammülünüz yeter diye düşünüyorum. Güzelliğin içeriksel, içeriksel nitelikleri. Demek ki güzelliğin bir içsel, içeriksel nitelikleri var. Şimdi ben arkadaşlar bu dersi ben niye bunları biraz da yazarken tecrübeme dayanarak yazdım. Şimdi mesela biz bunu estetik dersinde burada görüyoruz ya. Ben yarın mesela atölyede burada arkadaşlarıma uygulamadıklarını görüyorum. Onun kitapta yazan bir şey olduğunu, orada kalacak bir şey olduğunu zannediyorlar. Bunlar bizi doğrudan ilgilendiren maddeler, ilgilendiren bilgiler. Yani sen bunları üretiminde uygulamakla mükellefsin. Nedir onlar bakalım. Yani bunlar burada konuşulup gidecek şeyler değil. Yarın sen bir eser üretirken tam da bu soruları soracaksın. Diyeceksin ki içsel, içeriksel nitelik açısından ben şeye uydum mu? Yani yasaya, estetik yasalara uyabildim mi? Diye soracaksın. Madem ki bizler üzerinde yazmamasına rağmen, bak çok güzel, madem ki bizler üzerinde yazmamasına rağmen bir çocuğa baktığımızda masumiyeti, saflığı ve temizliği, bir ceylana baktığımızda zariflik, incelik ve narinliği, bir ceylana bakınca ay kadar güzel yani diyorsun değil mi? Değil mi? O narinliği algılıyoruz biz. O nesneden, o varlıktan kalkıp bize gelen bir şey var. Bir aş evine baktığımızda oradaki paylaşım ve yardımseverliği. Şimdi aş evin üzerinde diyor mu işte efendim biz çok yardımseveriz, aşları duyuyor vesaire. Orada hemen onu almıyoruz. Bir gece konduya baktığımız zaman da oradaki yoksulluğu ve sefaleti görürüz. Üzerinde de yazmaz, yazıyla yazmaz. Biz bunu algılarız, alımlarız. İşte estetik alımlama budur. Sen bir nesneye bakarsın, o nesneden bir şey kalkıp sana gelir. Bu senin alımlanan. Gece konduya baktığında işte sefaleti hemen hissedersin. O zaman bütün varlıkların içerik açısından bir takım objektif değerlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Madem ki bu örnekler doğrudur, tam da bunu söylüyoruz. Bu örneklere itirazı olan var mı arkadaşlar? O zaman bunun gibi birçok şeyi de katarak içine, demek ki biz her neyse kendine göre bir içerik sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu ben size böyle basit bir örneğini vereyim. Ahmet Erkin'le biz, mesela Ahmet Erkin diyor ki, baba diyor, her şey konuşuyor mu? Evet diyorum, her şey konuşuyor. Duvarla mı? Evet diyorum, duvarla konuşuyor. Kuşlarla mı? Evet. Saksıda mı? Evet. Şaşırıyor diyor, nasıl konuşuyor yani? Sen konuşmayı bilirsen diyor, böyle ama yok. Konuşmayı bilirsen duvar senden konuşur. Bak diyorum, duvar nasıl konuşuyor? Bak, bak diyor, sizi saklıyorum tehlikeden, soğuktan. Bak demiyor mu? Bak ben diyor, olmasam resmini asarsınız. Ben üstüme resim asıyorsunuz değil mi? Sizi kendinizi güvende duymanızı sağlıyorum. Şimdi tabii burada konuşan duvar değil. Konuşan sensin der. Onun evet, niteliğini açığa çıkartıyorsun. Tercüme ediyorsun. Evet, tercüme ediyorsun resmen. Aslında bir konuşmadır. Ben mesela hakikaten konuşuyorum. Yani var mı çarpma? Mesela o çarpmak çok etkili bir örnektir. Evet, çarpma olan. Ver Mustafa. Şimdi bak mesela bu bir çarpmak arkadaşlar. Bu çarpmak konuşuyor. Şimdi şöyle baksana ya. Bu çarpmak bir kütüphane gibi. Benim nazarımda bu çarpmak bir kütüphane gibi. Milyonlarca yıl insanlar ateşi bilmeden yaşadılar. Hiçbir zaman ateş bu kadar yakın olmadı insana ya. Bir tıkla ya. Düşünebiliyor musun? Bunun içinde binlerce yıl saklı. İnsanın bilgisi, bilinci, acısı neler saklı bunun içinde? Biz hiç bunun farkında değiliz. Yani bu çakmak gerçekten bir kütüphane. Biz nesnelere yaklaşırken bunu bilmek değil. Doğal bizim içimizde var bu. Biz yani öyle evine girersen ağlarsın arkadaş. Kinestetik yoldan bu bize geçer. Komedi filmi izlersen gülersin. Kinestetik yoldan bize geçer. Tamam mı? Tehlikeyi hissedersen kaçarsın. Kinestetik yoldan geçer.
Yani bu bir bakış açısı aslında. Tamam mı? Güzelliğin içsel deyince de, güzelliğin içsel içeriksel nitelikleri deyince de her şeyden önce güzel diye değerlendirdiğimiz objenin içerik açısından sahip olduğu nitelikler akla gelir. Bir çocuğun ya da bir gece fonunun güzelliği ancak içerik açısından sahip olması gereken değerleri taşımasına bağlıdır. İçeriği ile biçimi tezat olan, içeriği ile biçimi tezat ne demek? Zıt olan şeyler güzel olarak nitelenmezler. Güzelliğin sahip olduğu bu içsel içeriksel nitelikler genel olarak A. İde tür ya da tipe uyumluluk, B. Yetkinlik, C. Canlılık ve ifade şeklinde belirlenmiştir. Demek ki güzelliğin sahip olduğu içsel niteliklerimiz kaç başlık altında inceliyoruz? 3 başlık altında. Bir güzelin, bir güzelliğin niteliksel olarak, içsel, içeriksel anlamda özüne uygun olması için ide tür ya da tipine uygun olması gerekiyor. Yetkin olması gerekiyor. Canlı ve bir şey ifade ediyor olması gerekir. Bakın bunları sonra açacağız. Belli bir güzellikten söz açtığımız zaman elbette varlıkların sahip oldukları bu içsel ve içeriksel değerlerden bahsetmiş oluruz. Şimdi güzeli güzel kılan bu içsel içeriksel değerlerin ne olduklarını yakından inceleyelim. Ben isterseniz burada çok uzun şeye girmeyelim, kısa örnekler verelim. İde, tür ya da tipe uygun. Şimdi ben bunu kısa bir örnekle geçeceğim. Şimdi sen bir şey hayal ettin. İdeye uygunluktan neyi kastediyoruz burada? İde, bir sanat yapıcının idesine uygun olması gerekir. İde nedir? İde düşünce demek. Kimin düşüncesi demek? Sanatçının düşüncesi. Senin düşüncen demek. Sen bir şey düşündün. İçsel, içeriksel anlamda nitelik olarak güzelinin başarılı olması için yaptığın şeyin senin idene uygun olması gerekiyor. Düşüncene uygun olması gerekiyor. Tamam mı? Varlıkların idesine, türüne ya da tipine ulaşmak belli genellemeler yapmayı gerektirir. Kafamızda birçok ide, tür ya da tip doğal ve kültürel çevreden yaptığımız genellemeler diye bir deyişle soyutlamalar sonucu oluşmuştur. Yaptığımız genellemeler sayesinde önce insan türü ve idesine sonra da tipik tür. Mesela diyelim ki sen tipik bir İngiliz'i yapacaksın. Kafanda bir İngiliz tipi canlandırıyorsun. Şimdi ide olarak senin çizdiğin figürün o tipi yansıtması gerekir. Yani sen diyelim ki bir manken resim yapıyorsun. Şimdi kalkıp oraya hakikaten idene uygun olması için gerçekten de görüntünün manken tipinde olması gerekir. Yani tipik manken özelliklerini yansıtması gerekir. Diyelim ki sen bir fakir çizeceksin. Bir fakir, yoksulluğu çizeceksin. İde, yoksulluğu çizmek. Yoksulluğu resmetmek. Ya bu örnek daha iyi. Yoksulluğu resmetmek istiyorsun düşünce olarak. İde bu. Ne diyor yasa? Diyor ki yapacağın resim idene uygun olacak. Sen kalkıp bir sumo güreşçisi çizerek ne yapamazsın? Fakirliği ve yoksulluğu anlatamazsın. Çünkü o görüntünün içeriği, idesi senin idenle örtüşmez. Orada bir oburluk, yani bir obez birini çizerek sen yoksulluğu anlatamazsın. İdesine uygun olması gerekir. Bir insan, bir doğa parçası, bir olay, bir nesne ya da bir sanat yapıtının güzelliği öncelikle bu genellemeler sonucu ulaştığımız ide, tür ya da tipe uygun olmasına bağlı. Bir varlığa güzel diyebilmemiz daha en baştan onun ait olduğu türe, tipe dolayısıyla idesine uygun olmasını gerektirir. Böyle bir bağlılık sergilemeyen varlıklar çirkin olarak algılanırlar. Evet. Burada mesela sanat yapıtından bir örnek var. Bir kitap dergi ya da gazete gibi tasarlandığında idesine, türüne ya da tipine uygun olmadığı için güzel olarak nitelenmeyecektir. Sen bir kitap tasarlıyorsun. İde kitap tasarlamak. Kitabı güzel. Sen kitabın içindeki harf boyutlarına, tasarım özelliklerine uymazsa, o kitabı dergi gibi, gazete gibi tasarlarsan, o kitap çirkin olarak nitelenecektir.
Anlatabiliyor muyum? Burada verilmek istenen güzelim içsel içeriksel niteliklerinde ide, tür ya da tipe uygunlukta tam da bunu kastediyoruz arkadaşlar. Demek ki anlatmak istediğimiz şeyle, yapılmak istenen şeyle yapılanın biçimlenişi arasında bir paralellik olması tür ya da tipe uygunluk maddesine giriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Burada siz bunu biraz daha detaylı okuyabilirsiniz. Epey örnek vermişim çünkü ben. Yetkinlik. Bir diğer güzelim içsel içeriksel niteliklerinde bir diğer madde ne? Neye dikkat etmen gerekiyor? Yetkinliğe. Şimdi şöyle söyleyelim yetkinliği. Hemen hissederiz. Ben bir doktorum, dün mezun oldum. Bende mi ameliyat olursun? Yoksa 15 yıldır aynı konuda uzmanlık deneyimi olan birine mi? Yetkinlikten tam da pastamız budur. Yaptığın şey, ürettiğin nesne, biçim, görüntü, madde, işlev olarak yetkin olmak zorundadır. Onu yarım yamalak bırakamazsın. Fikir çok iyi olabilir. İde çok iyi olabilir. Biçimi çok iyi çizmiş olabilirsin. Ama boyayı ya da üç boyutlu çalışıyorsan, dokuyu, hacmi iyi vermemişsen, moddeyi iyi yapmamışsan, oyunları iyi tasarlamamışsan, harfin boyutlarını gerekli kontrastlarla koymamışsan, bu yetkin değildir. O zayıflık, cılızlık ne yapar? İnsanda çirkinlik duygusu uyandırır. O kitap okunmaz, o afiş bakılmaz, o resim izlenmez, o heykel bakılmaz. Anlatabiliyor muyum? Yetkinlikten kastımız, anlatmak istediğin her neyse o nesnenin özellikleri, maddesi ve yapısı bakımından en üst düzeyde olması. Yani acemice olmaması. Yetkinliğin tam da şeyi bu, izahatı. Yetkinliği de böyle hızlıca geçelim. Canlılık ve ifade. Canlılık ve ifade. Canlılık ve ifade var mı burada? Ben anlattım bunu az önce, bir şey söylemez. Ben bir şey dile gelirken tam da kendisiyle bir yer nasıl ulaşması işte. Bu ne? Değil mi? Bu ne? Canlılık ve ifade istiyorum ben. Değil mi? Şey, hitap ediyorsun. Hitap ettiğin şey adresine güzel ulaştı. Sesinin tonu, sesinin rengi, vurguların, değil mi? Hatimin duruşu, bunlar canlılık ve ifadeye giriyor. Siz farkındadır, biz farkında değiliz aslında. Bunu hep yapıyoruz biz çoğunlukla. Sen bir ölü resmi yapsan bile, ölü resmi. Canlılık ve ifadede hareketli bir canlılık değil. Mesela anlatımdaki canlılık, anlatımdaki ifadenin güçlülüğünü kastediyoruz. Sen öyle bir ölü resmi yapacaksın ki o ölüyü biz hissedeceğiz. Ölü olduğunu hissedeceğiz. O denli. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Demek ki renkte, dokuda, biçimde, şekilde canlı olması gerekiyor. Güçlü ifade koyması gerekiyor. Güzelin içsel, içeriksel niteliklerinden bu üç maddeyi arkadaşlar birebir kendi hayatınızda uygulayacaksınız. Yani yaptığınız işte canlılık ve ifade arayacaksınız. Yani acemi bir biçimleniş, acemi bir yapı olamayacaksın. Bir de tipine ve türüne uygun olması gerekecek. Ben burada bitiriyorum bu maddeleri. Siz onları geniş olarak okursunuz. Evet, dersimiz sona ermiştir. Geçmiş olsun.